Herkese yeni bir vlogtan merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu vlogu akşam şu an yatmadan önce açıyorum. Hemen keyif moduna geçeceğim. Bugün kitaplarımı falan okudum, dışarı çıktık, dolaştık, gezdik derken yoruldum. Kahve dünyasına uğradık. Kahve dünyasından da birkaç bir şeyler aldım. Sonra da şimdi yatacağım. Yatmadan önce serumumu sürdüm. Bu Arif Oğlu'nun kaş ve kirpik bakım serumu. Bu kirpik olanı kullanıyorum genelde. Öyle valla içimden geldi. Öyle bir içimden geldi. Akşamdan başlatayım dedim. Yarın da arkadaşımla buluşacağım. Vlogun devamı yarına gelecek bu arada tabii ki. Neler aldım bugün onlara göstereyim. Sonra artık yatağıma gidip güzelce dinlenme vakti. Eşkıya Dünyaya Hükümler Olmaz ikinci sezonu izliyorum. Hadi bakalım. Ne aldım? Şöyle bir sıcak çikolata, salep, 2 tane salep, 3 tane de sıcak çikolata aldım sanırım. Evet. Şu çikolatalardan aldım. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Labi diye geçiyor. 150 gram. Çok güzel. Karışık. Böyle karışık olanını aldım. Ve tabii ki vazgeçilmez fındık kreması. El yapımı. Bu çok güzel oluyor arkadaşlar. Muhakkak denemeyen denesin. Bu akşamdan yemek yapıldı. Etli güzel bir türlümüz var. Yarına bizi bekliyor. Yenmek için. Neyse ben odama kaçar. Vallahi beni bilen bilir. Bunsuz uyuyamıyorum. Yine bunu sıkacağız. Mentollü olan. Ama bu aralar o kadar eskisi kadar yoğun değil. Bu aralar bir tık daha iyi. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle bir burun spreyim var. Nazel Nem diye geçiyor. Bu da güzel. Burundaki kurulukları falan alıyor. Öyle vallahi kamerayı açtım aslında boş boş konuşmak istedim. Biraz acaba dedim boş konuşabilir miyiz? Ama çok fazla lafa tutmayacağım sizi. Açıyı ayarlayamadım. Bugün daha iyiyim arkadaşlar. Dediğim gibi dışarıda çıktık zaten. Çok daha iyiyim yani. Kendime geldim. Daha iyi toparlandım. Yarın da dediğim gibi arkadaşımla buluşacağım. Sabah da uyanırım. Kahvaltı falan hazırlarız. Kahvaltı yaparız, toplarız. Babam işe gider. Anıl 12 gibi çıkacak. 11.30 gibi. Ben de 1 gibi buluşuruz dedim. 1'de buluşuruz. Mado'ya gideceğiz. Orada bir sıcak çikolatalı dondurma, dondurmalı sıcak çikolata daha doğrusu. Ondan içesim var. Öyle vallahi günler böyle geçiyor. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasılsınız? Halinizi, hatırınızı sormadım. Ay, tam böyle geçiş dönemi ya insan. Bir tuhaf ya. Böyle eski fotoğrafları falan baktım az önce. Hani ne bileyim. Yani insan eskiyi de özlüyor aslında. O duygularını mı özlüyor? O hani biraz daha gençsin sonuçta. O halini mi özlüyorsun? O anki durumunu mu özlüyorsun? Bilmiyorum yani. Herhalde gençlik özleniyor ya. Çünkü yani şu an 27 yaşında olmama rağmen böyle 5-6 sene öncesi daha cazip geliyor. Çünkü gerçekten dediğim gibi insan hep geçmişi özler. Mesela 5 sene sonra da bu zamanları özleyeceğim. Niye? Çünkü bu zamanlar daha genç olacağım. O zamanki durumuma göre yani, anladınız. Ojelerimi de değiştirmedim. Çok çirkinleştiler. Yarın sabah değiştirmem lazım bunları. Hangi ojeyi süreceğim bilmiyorum. Neyse ben şimdi kapatayım. Yarın güzel bir şekilde açarız. Böyle biraz dertleşme modunda. Hem de sohbet havasında, ne bileyim, içimi dökmek istedim açıkçası. 3 saniye sonra görüşüyoruz. Size göre 3 saniye, bana göre saatler sonra. Yani sabah. 3, 2, 1. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Yataklar yapıldı. Bu nedir ya? Yüzümü hemen silip kahvaltımı edip saat 10 hazırlanmaya başlayalım. Egemen'i de hazırlayalım. Yedirelim, içirelim. O sırada siz onları görmeyin. Yine açarım. Evet, işler halledildi. Ben de geldim. Hemen hazırlığa başlayacağım arkadaşlar. Bir müzik açalım. Öyle başlayalım bence. Bugün o kadar sıcak ki, o kadar hava güzel ki benim de modum çok yüksek. Zaten arkadaşımla da buluşacağım. İnsan gerçekten arkadaşıyla buluşmak istiyor, dolaşmak istiyor. Vakit geçirmek istiyor, deşarj olmak istiyor. Ama önce bir güneş kremi süreyim çünkü gerçekten bugün hava güneşli. Şöyle La Roche-Posay'ın güneş kremini kullanıyorum. İki parmak kuralını biliyorsunuz. Bir bu parmağa, bir buna, şöyle olmak üzere. Güneş kremimizi cildimize uyguluyoruz. Tam böyle yüzüm toparlandı derken tekrardan güneşe maruz kalmak istemiyorum. Kaş olayını da halledemedim hala. Ev işlerini falan her şeyi hallettim. Çamaşırları asıldı, kahvaltı yapıldı, ortalık toplandı. Egemen hazırlandı, çantası zaten dünden de hazırdı. Onun şu an hiçbir sıkıntısı yok. Garnier'ın BB kapatıcısını kullanıyorum bugün. Biraz bana koyu geliyor ama yine de kullanıyorum vallahi arkadaşlar. Sonuçta almışız yani. Araya mı gitsin? Dün yine biraz gratis falan da dolaştım ama bir şey almadım. Arasıma gelmedi açıkçası. Pat 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 pat. Şu şarkı taktım bu aralar. Şu da güzel bu arada. Makyajımı tamamlamak üzereyim. Bugün şu Galliforia allığını kullandım. Benefit'in. Mini boyunu almıştım zaten. Böyle bir rengi var. Çok tatlı bir turuncu. Bu aralar gerçekten eski şarkılara taktım. Bilmiyorum, daha çok hoşuma gidiyor, daha çok anlamlı. Dinledikçe insan dinleyesi geliyor. Aramazsan arama gibi. Ne bileyim, Ebru Yaşar'ın Yeşillenirim şarkısı. Aşkımız buraya kadar. Hani aklıma geldikçe söylüyorum. Serdar Ortaç'ın eski şarkıları, Karabiberim vesaire. O çok bayağı eski ama. Yine de bence daha anlamlı, daha güzel şarkılar değil mi sizce de? Bu arada makyajım falan bitti. Zaten artık rujumu söylemenin bir anlamı yok. Çünkü sürekli gösteriyorum. Takmış durumdayım yani. Bu kadar yakışacağını bilseydim yüzüme gerçekten daha önceden alırdım. Neyse, şimdi çıkış saatimizi bekliyoruz. Yani rahat bir yarım saat falan daha var çıkmamıza. O yüzden ben yine böyle müzik dinleyip çıktığımız zaman herhalde görüşürüz. Varladı ya. Yok yok, düşürmem de. Şu an acayip bir ışık patlaması var neyse, kamerada. Aynen. Şu gölgede mi var? Gölge iyi. Aynen ama. Yine de patlıyor şu an. Şu tarafa. Kendini çevir. Aa. Bunun bir ayarı vardı da ha. Yaptım şu an. Buluştuk ve gidiyoruz. Devam ediyorum vloguma. Tuba hadi falan gülüyor. Ben de gidiyorum, çıkıyorum. Ay, hava çok güzel ama ya. Tam bahar. Tam bahar gibi şu an. Şurada çevireyim bakayım. Heh, bak şu an düzeldi. Sana bugün şu kendini çevirmen lazım diye. Aynen, güneş o taraftan oldu. Vuruyor ya. Evet. Mado'ya gidiyoruz, Mado'da. Ne yiyeceğiz? Dondurmalı sıcak çikolata.
Onu birinden gördüm hiç var ya. Ben bilmiyordum. Hiç, ben yiyemedim onu. Hani sıcak çikolata içiyorum, sıcak çikolata dondurma. Ben dedim ki ben de bir deneyeyim herhalde. Aynen. Güzeldir herhalde. Ben severim dondurmayı sıcak çikolatayı da. Ben çok severim. Onu bir deneyeyim ben de. Sıcak çikolata bayıldım. Tarçın mı? Tarçın, zencefil galiba. Ne bileyim. Onu yemem ben. Bu ne? Işık şu an mükemmel. Tam mükemmel şu an. Soğukta sıcağım. Şimdi şimdi. Ama çok şeker. Tanıdık bir tat. Ama ne? Yani böyle bir şey tadı. Bildiğim bu katadı geliyor. Evet, deniz manzarası mükemmel şu an. Dur göstereyim. Çok güzel şu an deniz manzarası. Mükemmel, mükemmel. Tam fotoğraf çekmek. Biz içelim. Bu kadar muhabbet yeter. Bu kadar kamera yeter. Çıkaramadım gerçekten var ya. Şöyle bir duş jeli yoktu evde. Duş jeli aldım. Bu neliymiş? Kayısı ve fındık. Tabii ki koklayarak aldım. Bir de kağıt havlumuz yoktu. Kağıt havlu aldık. Aldım yani daha doğrusu. 5'e kadar dışarıda uyandım arkadaşlar. Saat 5:10 geçiyor şu an. Egemen'in tuvaletini yaptırdım. Şimdi buralarda böyle dolanıyor. Galiba acıkmış. Yemek diyor çünkü. Mama diyor. Çamaşırlarımı da asmıştım. Ama yoruldum. Gerçekten yoruldum. Yanaklarım kızardı yani. Neyle geziyorsun sen Egemen elinde? Neyle geziyorsun? Üşürsün üşürsün. Üstümüzü giyineceğiz. Aşkım bile soğuk. Kapatalım şimdi camı pencereyi. Akşama kadar zaten açık kaldı. Şöyle evi de yine süpürdüm güzelce arkadaşlar. Bunları da yine koymaya devam ediyorum örtülerimi. Çünkü Egemen malum. Hasta zamanında bir de tam güvenemiyorum. Hani kaçırabilir sonuçta çocuk. Bir de hasta. Yani sürekli ateşlendiği için bu aralar. Kapılarımızı kapatalım. Güzel bir gündü. Zaten siz de benimle birlikteydiniz. Mado'ya gittik. Oradan Starbucks'a gittik. Sahilden Bimbi'de falan bindik. Ondan sonra yani güzel bir gün geçirdik. Aşkım. Annem. Şuraları da kapatalım. Arkadaşlar babamın odası. Gerçi babamla Egemen'in odası. Çünkü öyle yatıyorlar. Birlikte yatıyorlar.
Hani güzel bir günde gerçekten insanın bir arkadaşıyla buluşup bir kahve bile içseniz sizin için büyük bir değişiklik oluyor. Egemin odasını da kapısını kapatalım. Perdenizi de çekelim. Yatak odası zaten kapalıydı herhalde. Ben de üstümü falan değiştireceğim. Aynen, yatak odası kapalı. Üstümü değiştireyim. Egemen'in üstünü giydireyim. Ondan sonra ona bir yemek yedireyim. Vlog'da başka neler yaparım bilmiyorum. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Yoruldum ama değdi mi değdi. Sonuçta güzel bir vakit geçirdik. Bu videoyu çok fazla uzatmayacağım gibi duruyor arkadaşlar. Hani öyle 20-25 dakikalık yapmayacağım. Ne kadar atabilirsem o kadar kar, kendimden haber veriyorum. Hem benim de canım sıkılmamış oluyor, hem de siz de izlemiş oluyorsunuz. Burada kapatalım bence. Dün zaten göstermiş olduğum yemek neydi? Türlüydü. Türlü var. Yanına hiçbir şey yapmayacağız. Ekmek alırım. Birazdan ekmek site görevlisi gelir. Ondan ekmek alırız. Başka bir şey yapmayacağım zaten bugün. Hani gösterebileceğim bir şey var mı diye düşündüm. Yok. Ev işim de yok. Hani bile beraber temizlik yapalım desem. Ev işim de şu an olmadığı için bu vlogluk böyle olsun. Biraz gezmeli bir vlog olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Öyle. Görüşürüz yine. Bye bye.